Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte mobil cihazlarınızı güneş enerjisiyle şarj edebileceğiniz güneş panelini inceliyoruz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce ürünü açıklama kısmındaki bağlantılardan teknostore.com üzerinden satın alabileceğinizi belirtelim ve ürüne geçelim. Güneş panelleri nerede derseniz aslında bu dosyaya benzeyen çantayı açıyoruz ve karşımıza kendileri çıkıyor. Peki bu paneller enerjiyi nereye veriyor arkadaşlar? Hemen şurada bir cep kısmı var. Bu cep kısmını açtığımız zaman burada zaten şu an enerji aldığını gördüğümüz USB'ler bulunuyor. Buraya enerjimizi veriyor. Şimdi gelin benim telefonumun 2400 mAh'lik bir bataryası var. %8 de şarjı var. Bunu bir şarja takalım yarım saat. Bakalım yüzde kaça çıkacak. Buradan da matematiği artık siz yaparsınız. Arkadaşlar şu an size saati göstereyim. 16:16. Telefonum bu arada tamamen bitti şarjı. Biz %8 dedik ama çekime girene kadar o şarj bitti. Şu an açılmıyor telefon. Buradan bunu takalım. Buradan da görebildiğiniz üzere kırmızı ışığı yanıyor. Yani diyor ki ben enerji alıyorum. Şimdi USB'mizi buraya takalım ve telefonu şöyle içine bırakalım. Bakalım neler olacak. Evet dostlar, 1 saatlik bir vakit geçti. Şöyle saati gösterelim. 17:12. Bakalım telefonumuza neler olmuş. Çıkartıyorum şarjı ve %29'a yükseltmiş. Yani 1 saatlik sürede benim 2400 mAh'lik telefonum %30 seviyelerine kadar çıkarmayı başarmış, şarjını %0'dan. Şimdi bu ürün nerede işinize yarayabilir? Yavaş yavaş bunlardan da bahsedelim. Ürünün içinden 4 tane kanca çıkıyor. Arkadaşlar bu kancalar sayesinde ürünü çantanıza tutturup yolda yürürken, gezerken, dolaşırken enerji elde edebilirsiniz. Bu enerjiyle de dilerseniz powerbank'inizi şarj edebilirsiniz. Dilerseniz telefonunuzu, tabletinizi rahat rahat şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki de güneşten aldığımız için enerjiyi burada bir priz derdimiz olmuyor. Burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Gece oldu ben ne yapacağım diyorsanız da powerbank'inizi şarj edin gündüzden. Gece de o powerbank'ten telefonunuzu, tabletinizi şarj edebilirsiniz tabii ki de. Arkadaşlar güneşin altında hafiften gölge alanlarda da Çağdaş'la birlikte şöyle ortalama bir 10 dakika kadar dolaştık. %46 civarlarındaydı. %51'e çıktı. Yani bize %5 şarj verdi. Ancak burada çok değişken öğeler var. Bundan da bahsedeyim size. Çantayı sırtımıza taktık, dolaşıyoruz. Çantaya gelen ışığın açısı değişiyor arkadaşlar. Sizin çantanızın açısı değişiyor. Bu tarz birçok değişkenden dolayı tabii ki de stabil çalışmayabiliyor. Ama gördüğünüz gibi bizde %5'lik bir şarj oldu. Ama daha iyi verim almak istiyorsanız dikine yere bir yere sabitleyin. Çok daha hızlı şarj edebilirsiniz. Diyelim ki eşinizle, dostunuzla çok fazla kamp yapıyorsunuz. Kamp da sizin için biçilmez kaftan arkadaşlar bu ürün. Direkt gündüzden enerjinizi depolayın. Akşam da istediğiniz gibi kullanın. Ya da telefonunuzu, tabletinizi şarj edin. Peki ben güneşin altında telefonumu falan nasıl koruyacağım diyorsanız burada bir cep var arkadaşlar. Bu cebi açıyorsunuz ve daha sonra telefonu buraya bırakıyorsunuz. Böylece de telefonunuzu da güneşten korumuş oluyorsunuz. Şöyle bir senaryo da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim arabayla bir yere gittiniz, şarjınız da kritik seviyede ama kontağı kapattığınız arabadan ayrılmanız lazım. Bu ürünle birlikte telefonunuzu arabaya bırakın. Siz dönene kadar da sizin hayatınızı kurtaracak kadar şarj olmuş anlamına gelir. Bir de şöyle bir kullanım senaryosu olabilir. Herhangi açık alanda toplantıdasınız ve telefonla sürekli fotoğraf çekmeniz gerekiyor. O sırada da şarjınız kritik seviyeye geçmiş. Ufak bir kaçamak yapıp telefonunuzu hızlıca yine şarja takıp gönül rahatlığıyla sonra fotoğraflarınızı çekmeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar ürünle ilgili yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Ürünün üzerinde 2 tane USB portu var. Yani siz 2 tane ayrı cihazı şarj edebiliyorsunuz. Tek porttan en fazla 2 amper verebiliyor. Toplamda da en fazla 3 amper verebiliyor. Bunu da belirtelim. Herhangi bir prize bağlı kalmadan aletlerinizi şarj edebilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Tekrar edelim, ürünü satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki teknostore.com bağlantılardan ürünün sayfasına ulaşıp satın alabilirsiniz. Bu arada sizlere şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? İşinize yarar mı? Yaramaz mı? Bunun cevabını orada arıyoruz. Artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu haftaki ilginç ürünümüz de böyleydi. Ama siz başka ilginç ürünler bulursanız mutlaka aşağıya yorum olarak da onları belirtin. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu yine aşağıya yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca kendi e-ticaret projeniz olan teknostore.com'un YouTube kanalında ortadaki bağlantıdan abone olabilirsiniz.